Türkiye'deki yasama organına Türkiye Büyük Millet Meclisi denir. Halkın seçtiği oylarla oluşturduğu milletvekilleri bu meclisin alt üyeleri yani onu oluşturan alt yapılardır. 550 vekilin oluşturduğu bir üst organdır, yasama organdır. Adından da anlayabileceğimiz gibi temel görevi yasa yapımıdır. Yani ülkede uyulacak temel hukuk kurallarını, yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Şu an 550 vekilden oluşur ve devletin 3 temel organından bir tanesidir. Yasa yapar, anayasa değişikliği yapar, kendi çalışma şartlarını iç tüzükle düzenler ve hükümeti gen soru meclis soruşturması gibi yollarla da denetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya parlamenter sistemlerde yürütme zaten yasamanın içinden doğar. Bu yüzden başbakan mutlaka ne olmak zorundadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak zorundadır.